Dünya, sen doğru olanı yaptın. Yani bu iş ortaya çıktığından beri öyle yapıyorsun zaten. Doğru bildiğin yolda ilerliyorsun sen. Şimdi çıkmış birkaç kişi konuşuyor diye sen yolundan mı vazgeçeceksin? Öyle mi? Bazen seni anlayan da olacak, anlamayan da olacak. Ama sen herkesi mutlu edemezsin ki. Suçlayan da olacak, hak verip yanında duran da olacak. Ya orası öyle ama ne bileyim, insanın beraber olduğu, birlikte yaşadığı insanlar böyle yapınca ister istemez biraz sarsılıyor. Evet, haklısın. İnsan destek görmek istiyor. Yani sarsılman da çok normal. Ya zaten sarsıl dünya. Ama ayağa kalk, daha dik dur, daha güçlü dur. Ya sen güçlü dur ki vazgeçmediğini, senin yılmadığını görsünler. Sen değil, bırak onlar pes etsin. Doğru söylüyorsun aslında. Az kalsın bana kim olduğumu unutturacaklardı. Hatta sen olmasan vazgeçmiştim bir de. Dünya, ya biz de hep yanındayız. Ve yardımcı olmaya, destek olmaya da hazırız. Ama sadece yıllardır seni bilen, seven, tanıyan insanlar olarak kaygılarımızı dile getirdik sadece. Aynen öyle. Bizim derdimiz seni durdurmak değil ki kızım. Aksine biz her zaman sana yardımcı oluruz. Ama hayatın söz konusu olunca bir ne oluyor deriz. Ederiz yani. Ama kimse sana kötü bir şey demek istemedi ki kuzum ya. Hepimiz seni çok sevdiğimiz için yapıyoruz böyle diye söylüyoruz, biliyorsun. Biliyorum Nazlı. Biliyorum. Ama sen diyorsan ki ben bu yola baş koydum, geri dönmek yok. Biz de şimdi ya olduğu kadar arkandayız, değil mi? Hep beraber halledeceğiz bu işi. Sen sil şu gözyaşlarını. Dünya abla az önce postacı bıraktı. Neymiş ki bu? Bu ne kız? Ne o? Önemli bir şey mi? Kızım söylesene ne yazıyor orada? Avukatlıktan atılmış. Ne? Ne? Dünya. Ya sen ne diyorsun? Atılmışım ne demek? Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle. Kızım düzgünce söylesene ne yazıyor orada? Siz benim kalbime mi indireceksiniz? Dünya kuşum, bir yanlışlık olmasın ha? Ne yazıyor orada, ne diyor? Bir dakika ya. Nasıl böyle bir şey olur ki? Kolay mı öyle bir kağıt parçasıyla? Hakkımda açılan dava baroya bildirilmiş. Baroda disiplin cezası vererek avukatlık lisansımı askıya almış. Tamam, onlar öyle askıya aldıysa biz de itiraz ederiz değil mi? Olmuyor mu öyle? Hı? Dünya. Bu olmamalıydı ya. Bu kadarı olmamalıydı.
senin gözünden akacak tek bir damla yaş için dünyayı yakarım ben be. Sen yeter ki içini ferah tut. Baban her zaman yanında. Sen ekmeğini taştan çıkarırsın. Kimin kızısın sen be? Ağrıma gidiyor baba. Ya tamam iyi de kim koşa koşa gidip baroya şikayet etti seni? Her pisliğin, kötülüğün altından kim çıkıyor? Usta başlar. Onursuz, haysiyetsiz, şerefsiz usta başlar. Allah onları bildiği gibi yapsın. Mahallemizi yıkmaya diye geldiler. Hayatımı, hayallerimi de yerle bir ettiler. Ya yere düşüyorum. Beni yerden kaldırsınlar diye mahallemin insanlarına bakıyorum. Hepsi birer birer beni yere atanların yanına geçmiş. Yavrum, yapma böyle, bir yolunu buluruz. Dünya. Dünya kızım. Dünya. Dünya bekler misin? Recep baba, ha? Hiçbir şey senin tek bir damla gözyaşından değerli değil. Lütfen. Hem sen ne dedin, ha? Hiçbir şey belli değil demedin mi? Değil mi? Dava sonuçlanana kadar karar iptal edilir. Lütfen, güven bana. Artık görmüyorsun. Adım atacak, mücadele edecek halim kalmadı. Bu kadar kötülükle ben baş edemiyorum. Bu mesleği alabilmek için o kadar emek harcadım ki. Sadece ben de değil. Tüm ailem. Ama bir iftirayla bitirdiler ya. Tek bir iftirayla. Ya mahalleli? Çocukluğumu bilen, ellerinde büyüdüğüm, omuz omuza mücadele ettiğim insanlar arkamda durmuyorken kim inanır, kim güvenir ki bana? Ben varım dünya. Her şartta, her koşulda ben sana güveniyorum. Bak bunların hepsi geçecek. Seni böyle üzen ne varsa, buna sebep olan ne varsa ben bunların hepsini bulacağım. Söz veriyorum sana. Güven bana. Lütfen. Biraz yalnız kalsam iyi olacak.